Değerli arkadaşlarım, Doğu Karadeniz bölgesinde sık sık meydana gelen sel ve heyelan felaketleri bu yılda yaşandı. 1 Eylül 2016 tarihinde Artvin'in Hopa ve Arabi ilçeleriyle Rize'nin Fındıklı ilçesinde, 21 Eylül 2016 tarihinde de Trabzon'un Beşiktaşlı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan felaketleri 4 kişinin ölümüne neden olmuş, çok sayıda ev oturulamaz hale gelmiş, yollar, iş yerleri ve tarım arazisi ciddi ölçüde zarar görmüştür. Yine 17 Ekim 2016 tarihinde Rize'nin Pazar ilçesinde aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen heyelanda 2 kişi hayatını kaybetmiştir. Hiç kuşku yok ki seller, heyelanlar doğal afetler. Ama yani işin tabiatında, fıtratında bunlar yok değerli arkadaşlarım. Bütün uzmanların ortak görüşü sel ve heyelan felaketleri ve diğer doğal afetlerde insanın katkısı, insanın müdahalesi son derece önemli. İklim değişiklikleri bir taraftan, yol açma, dere ıslahı, HES, maden ocakları çalışmaları, yeni yapılaşma alanlarının yanlış yerlerde seçilmesi gibi çok sayıda sebep var. Değerli arkadaşlarım, bilim, teknoloji son derece gelişmiş durumdadır. Eğer bu konularla ilgili bir şey yapılacaksa, Doğu Karadeniz bölgesinin sel ve heyelan felaketleriyle ilgili bir araştırma komisyonu kurulur. Bu komisyon buradaki durumu bütün yönleriyle inceler. Nasıl bu sel ve heyelanların vereceği zararlar nasıl önlenebilir? Neler yapılması gerekiyor? Elbette yollar açılacak. Elbette elektrik ihtiyacımız karşılanacak, barajlar da yapılacak, HES'ler de yapılacak. Ama bu işler öyle emanet psikolojisiyle yapılmıyor. Orman yolları yapıyorlar. İzliyorum, yanlarına gittim, çalışan operatörlerin yanına gittim. Ne yapıyorsun? Bir planın var mı? Yanında kimse var mı? Yok diyor. Yapıyorum. Dağı, taşı devirip gidiyor. İnsafsız bir şekilde vatan topraklarına hizmet edeceğim diye saldırıyor. Daha sonra herhangi bir sel felaketinde bütün bu malzeme şehirlere, evlere, konutların üzerine iniyor değerli arkadaşlarım. Sürekli olarak şöyle bir şey söyleniyor. Ya çevreciler düşman ilan ediliyor. Değil değerli arkadaşlarım. Bu çevre duyarlılığı olan insanlar vatansever insanlar. Bunların hain ilan ederek hiçbir yere gidemeyiz. Bunlara kulak vermemiz gerekiyor. Bakın bu çevre değerlendirme konusunda Doğu Karadeniz bölgesinde ve diğer bölgelerdeki projelerde son derece ihmalkar davranılıyor. Şimdi bir de bir yasa çıkardık teşvik amacıyla. ÇED raporları bütünüyle devre çıkılacak. Geçenlerde çıkardık yatırımları teşvik diye 84. Gerektiği durumlarda Bakanlar Kurulu istisnaları kaldırabilecek. Çevre kanunundan kıyı kanununa kadar, MİRA kanununa kadar her şeyi devre dışı bırakabilecek. Böyle olmaz değerli arkadaşlarım. Bu vatan toprakları bize emanettir. Gelecek kuşakların emanetidir. Bunları insaflı bir şekilde davranmamız gerekiyor. Hepinize saygılar sunuyorum.